Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 5 Ekim 2021 günlerden salı saatlerimiz 16.05'i gösteriyor. Bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz gündüz programı bugün Adana Yeşil Oba Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu. Burada e, ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda oldum. Yine akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Diyarbakır at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Dün biliyorsunuz Kocaeli at yarışları 984 lira veren altılıyı WhatsApp grubumuzda tam 6 misli bulduk. Hemen hemen grubumuzdaki bütün arkadaşlar bu altılıyı tek misli olarak buldular ama misli olarak da 4 kişi bulduğunu söyledi. Bilmiyorum daha fazla bulan var mı? 4 kişi misli olarak buldu. Yine dün YouTube tahminimde e, altılıyı bulduk. Yine dün YouTube tahminimin son 2 dakikasını izlerseniz orada da misli olarak 2 lira 40 kuruşa Kocaeli altılısını yarısı sever arkadaşlarıma verdim. Yine YouTube'da da misli olarak bulan arkadaşlarım varmış yorumlarında belirttiler. Yine 7 plase analizimiz de 440 lira veren 7 li plase analizimiz de tutmuştu dün. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız varsa ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Bugüne özel bugün gece saat 00'a .00 kadar grubumuza aylık giriş 80 lira olacak arkadaşlar. Bugünden sonra yine aylık giriş 100 lira olarak geçerli olacak. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben 5 Ekim 2021 Diyarbakır at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler Diyarbakır'da 8 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 ile start alacak. Ben burada özellikle bir safkanı riske etmek istiyorum arkadaşlar. Gündüz yarışlarında biliyorsunuz Şef Nuri birinci safkanımdı. Riske etmediğime hala üzülüyorum. Bank olarak tuttuğum Safkan'da AGF'lerde üçüncü şanslı isim olarak görünüyordu. Ama sizlere de birinci şanslı isim olarak vermiştim. Ben 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında Banko bir ismim var. Özellikle anne kanattına inandığım Ersinan torunu Koşan Efe temsilcisi Sayın Beşir Kaya'ya ait 6 numaralı Beşir Efe. Özellikle son yarışındaki aksiyonları çok düzgün ayaklarını kırarak tam kumcu aksiyon, tam kaba kumcu aksiyon sergiledi. Bugün Allah kaza bela vermezse Sayın Beşir Kaya'ya ait bugün Mehmet Doğan idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Beşir Efe'yi ben günün bankosu olarak tutuyorum ve kazanmasını bekliyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışı Zerzevan Kalesi koşusu 57.500 lira değerinde bir koşu. Özellikle son yarışına hayran kaldığım bir safkan var. Bugün Necmi Altın idaresinde piste çıkacak. Aya bakan temsilcisi 3 numaralı Çivici bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı pist kralı gerçekten formunun zirvesinde. Özellikle son yarışlarını çok beğendim. Tiki Torku torunu 8 numaralı pist Kralı'da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Reber, 5 numaralı Atom Saçan. 7 numaralı öz yazar ve 1 numaralı kızıl zor yarışta birincilik mücadelesi verecek safkanlardır. Ve altılı Ganya'nın üçüncü aya üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı dört yarışı. Burası da yamak bir arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. Burada da yine Vereslap Tör temsilcisi yine Elma Bağ temsilcisi bir numaralı Roşata ben yine bugün bu safkanı bu grupta 64 kilo bisiklete rağmen birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı Ak Diamond formunda gelişme görüyorum bu safkanın özellikle uzayan mesafede bugün e, etkili bir yarış bekliyorum. Yine aprantisi Saadettin Ulutaş idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı 100 atlı 4 numaralı Cheat eski formundan uzak görünse de 4 numaralı Cheat gerçekten kaliteli bir safkan özellikle bu gruba her zaman söz her zaman diş geçirebilecek düzeyde bir isim. Bugün Aprantis Yunus Çelik Başıtağresi'nde yine kuponlara yazılması gereken isimdir. Yine 5 numaralı Walt Gozon ve 8 numaralı Osmaniye çocuğu sırasıyla bu koşta altılarda değerlendirilebilecek safkanlardır. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Safkanların birincilik mücadelesi olacak. Meydinden çıkma mücadelesi olacak. Ben burada arkadaşlar öncelikli isim olarak 5 numaralı Queen Lina isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma önereceğim. Yine Mehmet Bora'nın tayı 7 numaralı Usta Kız bugün Hasan Altun da birincilik mücadelesi verecek isimdir. Yine 1 numaralı Dağ Ceylanı, 3 numaralı Mavi Yazma ve 2 numaralı Kar Tepe güzeli isimli safkanlar bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyerek altılı ganyanın 5. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada özellikle form durumunu çok beğendiğim ve özellikle son yarışında en gerilerden mükemmel ataklarla gelen Evet Kings Pressure'ın tayı bir numaralı Al Sima bugün 62,5 kilo sikletine rağmen sayın Resul Ünlü'ye ait Ünlü ekürüsüne ait bir numaralı Al Sima'yı bugün Mahmut Ünlü idaresinde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkan 7 numaralı Tom Ryder ile ekürü olarak start alıyor. Bugün ekürüsünü de bir o kadar tutuyorum. Bugün ekürüler ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı A Batur ardı ardına iki güzel yarış kazandı. Bugün yine Yusuf Cengiz idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Ve 6 numaralı Demir Demirbaş'ta koşuda sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim safkanlardır. Ve altılı ganyanın kapanış koşusu sona yana. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler ben biraz sistemde bulunmak istiyorum. E, altılımız gelmediği zaman büyük eleştiri alıyorum. Çok arkadaşımız saldırıyor. Dün Kocaeli'de altılımız tuttu. Altılı çok para vermedi. 984 lira verdi. Ama program sonunda yani videonun son 1,5 son 2 dakikasını izlerseniz bir misli altılı verdim. 2 lira 40 kuruşa misli altılı verdim. Misli altılımız da tuttu. Yani düşünsenize 10 misli yapsanız 9800 lira. 20 misli yapsanız 20 bin lira. 30 misli yapsanız 30 bin lira ikramiye kazandırdık. Misli bulan arkadaşlarımız da var. Bana özellikle sosyal medyadan ulaştılar. Ama inanın bir tebrikte gelmemesi beni şaşırttı. Yani insanlar açığımı kollamaya çalışıyorlar. Ee, zor anımı kollamaya çalışıyorlar. Saldırmak için yer ar arıyorlar adeta. Yani böyle bir altılığı yani 100 liralık altlı değil. Böyle bir altılıyı misti buluyoruz ama hiç tebrik almıyoruz. Gerçekten e, esefle seyrediyorum. Yani bu arkadaşlarımda da esefle kınıyorum arkadaşlar daha doğrusu. Çünkü kötü eleştiri yapılıyor ama iyi eleştirileri de bekliyoruz sevgili severler. Arkadaşlar e, yine WhatsApp grubumuzda misli altılı ganyan analizimiz tuttu. Grubumuzdan da 3-4 arkadaşımız misli altılıları bulmuş. Geri kalan arkadaşlarımızın hemen hemen 10 kişiden 8 kişisi altılıyı bulmuşlar. Teşekkür ettiler. Ücretli WhatsApp grubumuz var. Biliyorsunuz grubumuz aylık 100 lira. Yine 15 günlük deneme katılımımız var WhatsApp grubumuza 50 lira 15 günlük. Bugüne özel bugün saat gece 00'a kadar aylık katılımımız 80 lira olacaktır. Bugüne özel arkadaşlar ve sadece girişe özel bir kereye mahsus grubumuza giriş ücretini aylık 80 lira yapıyorum. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimizden sonra yine ufak altılı Ganyan ve Yediri analizim olacak. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın son ayağında özellikle tuttuğum bir isim var. Anne kanatından tuttuğum bir isim Didim torunu 3 numaralı uçan karlı güzel form durumunu beğeniyorum. Bugün İsa Katar idaresinde piste çıkacak. ben bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. 3 numaralı Uçan Karlı Güzeli. Yine 12 numaralı Fazlı Bey. Özellikle son yarışında çok dikkatli izledim. Altıncılığında çok beğenimi kazandı. Bugün ikinci şans vereceğim Safkan olacak. Yine bir numaralı Aktaş Hat. Bugün Remzi Doğan idaresinde 62 kilo rağmen bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Ve 9 numaralı Baba Necdet deyip ben burayı 5-4 safkanla değerlendiriyorum. Durumumuz varsa geniş oynuyorsak 5 numaralı Atik Kıran isimli safkan da yarısı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Şimdi ufak altılı oynayan arkadaşlarımıza özel tahmin vereceğim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 6 numaralı Beşirefe, banko safkanımız demiştim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 3 numaralı Çivici, 8 numaralı Pist Kralı, 2 numaralı Reber, 5 numaralı Atom Saçan ve 7 numaralı Özyazar isimli safkanları yer vereceğim. Buradan bir safkan çaldık. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 1 numaralı Rocheta, 10 numaralı Ak Diamond, 3 numaralı Yüz Atlı, yine 4 numaralı Cheat ve 5 numaralı Volt Gozon isimli safkanları yer vereceğim. Buradan da bir safkan çaldık sevgili yarış severler. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında ben 5 numaralı ilk defa koştuk olmasına rağmen 5 numaralı Queen Lina 7 numaralı Usta Kız yine 1 numaralı Dağ Ceylan'ı ve 3 numaralı Mavi Yazma isimli safkanları öneriyorum. Buradan da bir safkan çaldıktan sonra 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında yine bir safkan çalacağım. Bu sefer 6'ları 3'te bir oranda düşüreceğim. Burada da bir numaralı al sima. Ekürüs Afganlardan bir numaralı al sima. Ve 5 numaralı A Batur isimli safkanlara yer vereceğim. 6'lı gayının son ayağında 3 numaralı uçan karlı güzel. 12 numaralı fazlı bey. 1 numaralı aktaş hat. 9 numaralı Baba Necdet ve 5 numaralı Atik Kran isimli safkanlara sırasıyla yer veriyorum ve yedili plese analizlerime geçiyorum. Yedili plase programın ikinci koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla start alacak. Birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum ama bugün özellikle 3 numaralı Hilvanlı oldu isimli safkanı bugün biraz fazla tutuyorum arkadaşlar rakiplerine oranla yine ben 7 numaralı yörünge ve 5 numaralı yaşlı kurt diyeceğim bu koşuda. Ve 7 PSM'sin ikinci ayağında 6 numaralı Beşir Efe Banko Safkan'ımız. 7 PSM'sin üçüncü ayağında 3 üç numaralı Çivicim. 8 numaralı Pist Kralı. 2 numaralı Reber ve 5 numaralı Atom Saçan isimli Safkan'lara yer vereceğim. 7 PSM'sin üçüncü ayağında pardon arkadaşlar. Özür dilerim. 7 PSM'sin ikinci Yedili Prezidentimiz 3. Yedili Prezidentimizin 4. ayağında 1 numaralı Rochata, 10 numaralı Ak Diamond, 3 numaralı 100 atlı, 4 numaralı Çiğit ve 5 numaralı Walt Gozon isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili Prezidentimizin 5. ayağında ben 5 numaralı Queen Lina isimli safkana bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen sizlere günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedili Prezidentimizin 6. ayağında 1 numaralı Al-Sima ve 5 numaralı Ağabatur isimli safkanlara yer vereceğim. 7. presiyonumuzun son ayağı kapanış koşusunda 3 numaralı Uçan Karlı Güzel, 12 numaralı Fazlı Bey ve 1 numaralı Aktaş Hat şeklinde bu koşuyu öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bugün izlemekte olduğunuz YouTube kanalına destek bekliyorum. Arkadaşlar bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi. Sizler de destek olursanız kanalımız hızlı bir şekilde yükselecektir. Bu konuda bütün arkadaşlarımın duyarlı olmasını kanalımıza destek vermesini önemli rica ediyorum diyerek programı kapatıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir akşam olur. Bunu en içten dileklerimle diliyorum. Sevgili yarışseverler severler görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.